kadar güzel gözüküyorsun ki. Şaka yapıyorsun. Anlatamam ya. Şu an iyi mi? Ay inanmıyorum, çok iyi. Değil mi? Şu an net gözüküyor muyum? Evet. Tamam. Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoyu bu şekilde gece görüş kamerasıyla ve zifiri karanlıktaki bir ortamda çekiyorum. Psyonix Aurora ile ilgili daha önceden bir video çekmiştik ama onu işte bir kamp gecesinde ayaküstü hemen böyle bir gösterelim falan diye çekmiştik. Şu andaki videoda çok fazla detaylı olmayacak. En azından kameranın açık alanda ve meskun mahallede olan bazı görüntülerini derleyip sizlerle paylaşmış olacağım. Hazır videonun başındayken hızlıca bu işi halledelim. Bana destek olmak için aşağıdaki gibi abone olabilirsiniz. Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Hem güncel projeleri hem yeni ürettiğim parçaları oradan görebilirsiniz. Hiçbir şey olmazsa güzelce birlikte muhabbet etmiş oluruz. Elimden geldiği kadar hepimizin işine yarayacak içerikler çekmeye çalışıyorum. Bunları çekerken de keyif alıyorum çünkü bana güzel birer hatıra oluyor. Bu videomuzun da temeli aslında biraz hatıra. Çünkü ülkemizdeki hem biraz ekonomik şartlar hem de bazı kısıtlamalardan dolayı NVG'lerin yani gece görüş özelliği olan kameralara sahip olmak biraz zor. Bu sebeple hazır böyle bir kameram varken ben de bunun bir hatıra videosunu çekeyim istiyorum. Ve çekerken de sizi de bilgilendirmiş olayım. Bu tarz kameralarla ilk etkileşimim bu kamera değil aslında. Size videosunu göstereceğim. Hatta belki şu anda ekrana getiriyorumdur. Zamanında kendim yaptığım bir kameram vardı. Eken H9 kameraların işte IR filtresini sökerek lensini o şekilde monte ediyordum. Kızılötesi lambayla gece biraz olsun iş yapıyor. Kör olmaktan iyidir. Ama tabii ki çok güzel bir performans beklemek imkansız. Şu an bu Psyonix Aurora kameradaki gibi bir vizör yok, bir ekran var. Bu ekrana bakıp sonra karanlığa bakmak gözünüzü çok fazla yoruyor ve odaklanamıyorsunuz. Yani karanlıkta çok fazla seçemiyorsunuz hiçbir şey. Her neyse. Bundan sonra yine alışveriş sitelerinden edinebileceğiniz basit gece görüş kameraları falan vardı. Onlardan da bir tane var. Onunla da bir gece oyununa gittim. Birkaç ufak görüntü çektim. Onlar biraz daha avcılara yönelik kameralar. Hani açık alanda şöyle tarif edebilirim. Bir stadyumda olduğunuzu düşünün. Tribündesiniz ve sahada bir tane kedi var. O kediyi çok rahat görürsünüz. Ama sahada sizle kedi arasına bir tane ağaç yerleştirirseniz sahanın başka hiçbir yerini göremezsiniz. Sadece kızılötesi fenerinin aydınlattığı ağacı görürsünüz. O kameralar biraz öyle ve yine LED ekranları olduğu için parlaklığı kıssanız da gözünüz için çok parlak oluyor ve yakından bakamıyorsunuz. Yaklaşık 20-25 santim öteden bakmanız gerekiyor ki gözünüz odaklansın. Ben de bununla ilgili 3D'den bir parça yapmıştım. Önüne yerleştirip böyle dürbün gibi kullanayım diye ama hani çok kullanılması bir şey değil. Totaldeki boyu çok fazla uzuyordu. Onu da deneyimlemiş olduk. Hani yok değil. Onun haricinde 3. denediğim kamera bu. Bizzat denediğim. Oyunlarda kullandığımız işte kasklara takılan bazı NVG kameralar. Bunların dummy'leri herhalde. Hani daha önceden deneyimledim. Böyle yeşil gösteriyor işte analoglara benzer falan. Bulanık bir görüntünün ötesini çok göremedim. Kesinlikle çok daha iyi modeller vardır. Ben deneyimlemediğim için yok diyemem. Ama benim şimdiye kadar deneyimlediğim en iyi model bu kameralar oldu. Bu videomuzda da size önce gece oyununda çektiğim bazı ufak görüntüleri göstereceğim. Ondan sonra da şu an hazır mesela bir Airsoft odasındayız. Zifiri karanlıkta yine aynı şekilde kızılötesi fener ve kızılötesi lazerle ne görebiliriz, nasıl bir tepki elde ederiz bunları görmüş olacağız. Şu anda zifiri karanlık bir odadayım. Açıkça bunu söyleyebilirim size. Kamerayı açıkçası görmüyorum. Görebildiğim tek şey kızılötesi fenerimden gelen şöyle minicik tırnağınızın 1/4 kadar olan bir kırmızı varla yok arasında bir nokta. Oraya bakarak şu anda konuşuyorum. Şu anda aydınlattığım fener de ekrana getireceğim. Zamanında N11'den herhalde 150-200 liraya bir şeye aldım. Çok basit, alabileceğiniz en ucuz fenerdi. Az sonra elimdeki diğer kızılötesi lazer ve kızılötesi filtreli fener olan ürünleri deneyimlemiş oluruz. Tabii ki her birinin farklı avantajları ve dezavantajları var. Sesi de aynı görüntü gibi şu anda bu kameradan alıyorum. Zaten bu kamerayı deneyimlemek istiyoruz. O yüzden ekstra bir başka ses vesaire, mikrofon, başka bir adaptör bir şey kullanmıyorum. Gece oyunuyla ilgili koyacağım videolar şu an tam kafamda değil açıkçası. Çünkü izleyeli uzun zaman olmuştu. Şunu söyleyebilirim. Diğer kullandığım kameralardan farkı en basit kızılötesi fenerle bile ortamı aydınlattığınızda tabii ki size yakın olan nesneler biraz daha parlak.
ama kesinlikle arkasında görebiliyorsunuz. Kızıl ötesi fenerinizin kuvvetine ve kalitesine göre görüş alanınız çok fazla. Bir önceki videoda zaten hatırlarsınız, yanlış hatırlamıyorsam 20-30 adım ya da belki metrede arkadaşımız ağacın arkasına elini çıkardığı zaman elini fark etmiştik. Bu kadar hassas güzel görüntüler kamerayla alabilirsiniz. Türkiye'den de sahip olabileceğiniz bir kamera açıkçası değil. O yüzden çok fazla teknik detayına inmeyeceğim. İşte yok hani 720p görüntü çekiyor, yok işte şu kadar megapiksel fotoğraf çeker, şu özelliği var. Bunların hepsi zaten internette var. Yazdığınız zaman kendi sitesinden bu özelliklerin hepsini bulabiliyorsunuz. Ben biraz daha hatıra odaklı çekiyorum. Lafı çok fazla uzattık. Hadi şimdi gece çektiğimiz görüntüleri izleyelim birlikte. Bugün elimde tuttuğum bu kamerayı deneyeceğim. Bu kamerayı oyuncağın üzerine takarak oynayacağım. Aynı anda görüntü alacağım. Kameranın diğer modlarını göstereceğim. Şu anda aydınlık havada modlar biraz farklı duracaktır ama şöyle çevireyim. Bu şu anda ay ışığı moduna çevirdim. Şu netliği biraz düzelteyim. Bu da normalde gece görüş modu. Aslında gece biraz böyle görüyorsunuz ama hava karardıktan sonra size daha net gösterebilirim. Şu an gece modundayız. Ortam karanlık. Yani şöyle az çok şuralarda bir iki tane arabadan gelen minik fener ışıkları falan var. Küçük bir çay demleniyor orada. Onun haricinde bu taraflara baktığımızda mesela gökyüzü karanlık. Şu anda neredeyse gece çökmek üzere. IR lazerle etrafa bakacağız. Şu anda IR lazerle bakıyorum etrafa. IR lazer daha önceki videoda söylemiştim. Daha çok meskun mal için, yani düştüğü noktada bir patlama yaptığı için şöyle. Ama bir yandan IR feneri açtığınız zaman işte olay değişiyor. NVG'nin avantajı bu. IR fenerde mesela odaklarını değiştirebilirsiniz. Bakın şöyle. Mesela daha karanlık neresi var? Mesela yolun karşısını ben şu anda imkansız göremiyorum. Netliği ayarlayayım. Şöyle baktığım zaman gece kim var, kim yok. Her şeyi aslında görebilirim. Normalde mesela bakın şurada lazeri kapatayım. Şu arka tarafta şurada kalan binayı imkanı yok ki görebilirsiniz. Ama şu anda lazeri odakladığım zaman o binada biri var mı, geçti mi vesaire her şeyi görebilirsiniz. Suat neredesin şimdi biraz? Tamam. Evet, şu an gece oyunundayız. Şöyle şarjörü çıkarayım. Kısaca durum bu. Ayzer öndeki de bizden. Tam önde. İnşallah. Abi friendly fire. Vurulan çıkıyor. Vurulan çıkıyor. Evet,
Evet, gece görüntülerini izlediniz. Benim için güzel bir geceydi. Tabii ki Friendly Fire yedim. Onun haricinde kamera kapalıyken bir kere daha Friendly Fire yedim. Benim en çok işaretlendiğim noktalar Friendly Fire oluyor. Nedense sırttan hep yiyoruz boncuğu. Her neyse. O gece kamerayı açık bıraktığım bazı noktalar oldu. Yanlış hatırlamıyorsam bataryası yarım saat 40 dakika falan kendi bataryası çekim yapabiliyorsunuz. Powerbank bağlayarak çok daha uzun süreler çekim yapabilirsiniz. Ama ben yanımı yanlış bir powerbank götürmüşüm. Yani çalışmayan bir powerbank götürdüğüm için o akşam çok fazla, çok daha güzel bir aksiyonla dolu görüntüler çekemedim ama hani çalının içinde olup da çok yakınından geçen insanları falan deneyimlemek benim için güzeldi. İsterseniz yine lafı uzatmayalım. Biraz da buranın içerisinde gezelim. Evet, şu an gözüme yerleştirdim. Şu an gördüğünüz Airsoft odası burada. Şu an netliği bakayım, biraz değiştireyim. Mesela uzak, İşte yakın vesaire. Neyse, bol bol değiştiririz netliğimizi. Şu an tepede bir ışığımız var. O ışık sadece odayı aydınlatıyor. Bakın başka herhangi bir ışık yok. Hatta ışık geçirmez perdemiz de var. Şimdi ışığı kapatacağım. Önce NVG moduna gireyim. Şu ay ışığı modu, şu da NVG modu. Bir yandan ırı ışığımızı yakayım. Bir yandan da ışığı kapatayım. Evet. Şu anda ırı ışığımız yanıyor. Mesela odamızın içerisinde kapımızı da kapattım. Şöyle etrafa bakalım. Şuradan bir hafif ışık alıyorum. Nereden? Şuradan. Diğer gözümle görüyorum. Böyle minicik bir ışık ama odayı aydınlatacak bir ışık değil. Önce isterseniz mesela tüfeklere doğru gidelim. Şu an çok titriyordur çünkü elimle tutuyorum. İşte buradan Dragunov'u. Bak mesela bu arada ırıya ışığı da aynı elimle tutuyorum. Mesela şuralar aslında kahverengi ahşap ama mesela onları biz biraz böyle beyaz gibi, mor gibi görüyoruz. Buralar metal. Koyu renk yeşiller yine çok belli olmuyor. Onun haricinde bakın zaten beyaz vesaire bilmem ne olan hemen gözüküyor ya da parlak zeminden çıkan ışıklar gözüküyor. Şu komple zaten ahşap. Evet, burada el bombalarını görüyoruz. Şu gördüğünüz SRS benimki mi bu? Yok, bu Solak arkadaşımın. Şu benimki Sağlak. İşte VSR'miz vesaire. Bakın Comet Professional Airgun Optics vesaire yazıyor. İşte boş. İşte burada susturucu vesaire, şarjörlerim var. Burada gazlarım var. Burada BB'lerim var. Mesela bakalım. Şu BB'yi mesela masaya yatırayım. Hemen odamı elimle düzeltiyorum. Devil BB. 0.25 gram. ASG vesaire. Yani bütün detayları okuyabilirsiniz. Onun haricinde böyle ilginç olabilecek ne gösterebilirim size? İşte Norwich'in ürünleri, benim ürünlerim. İşte onun haricinde yine benim ürettiğim ürünler. Burada bazı kameralarım, kamera parçalarım, işte telsizim. Başka burada bazı kutularım. Burada bazı ışıklarım. Aa bak mesela burada da şey de var. Şu bomba atarı çekeyim kenara. Şurada mesela bir ışığım var. Bu ışık hem normal hem de şurada IR filtresi var. Mesela bu elimdeki diğer IR ışığı kapatayım. Diğer kızıl ötesi ışığı açtım. Bakın mesela hani her türlü kızıl ötesi ışıkla birlikte çalışabilir. Görüyorsunuz. Bu fener de sadece ucunda IR filtresi olan bir fener. Mesela filtreyi kaldırdım. Işığı açtım. Bakın. Normal bir ışık. Filtreyi kapatıyorum. IR filtreyi taktım. Açtım. Yine gündüz gibi istediğiniz gibi görebilirsiniz. Bu şekilde olan kamera benim için güzel bir kameradır. Ben bu işin tabii ki karar merci değilim. Ben bir oyuncuyum. Oyuncu gözüyle benim için bu kamera okeydir. Bir de unutmadan hadi yine Meskun Mahal'de şeyle bir görüntü çekelim. Packbox'ımız vardı. Packbox'la bir görüntü çekelim. Packbox'ı da karanlıkta bulmaya çalışalım. Şuralarda bir yerde olacaktı. Şöyle bunu bırakayım. Kameraya odaklayayım. Buralarda bir yerde şu. Burada. Aldım. İnşallah şeyi vardır içerisinde, pili. Şöyle bir elimle tutmaya çalışacağım. Bir yandan da diğer elimle netlemeyi yaparım. Şimdi kullandığımız AliExpress'ten aldığımız o basit ucuz packbox'lar duvarda özellikle parlak yüzeylerde patladığı yerde bakın şöyle yansımalar yapıyor. Bakın şu anda siz bu ışığı görüyorsunuz ama gerçek gözle packbox'ın lazerini görmeniz çok zor. Yani en az gece görüş kamerası kullanırken görebileceğiniz ya da rakibinizin görebileceği ışık
Pegbox'ınızın lazeri. Açık alanda işe yarıyor mu derseniz çok fazla yaramıyor. Çünkü açık alanda bu şekilde patlamaz. IR fener açık alanda can ama kapalı alanda bakın Pegbox güzel bir yere tutup parlatırsanız etrafını görürsünüz. Bakın şimdi de Pegbox'la IR fenerin farkını gösteriyorum. Bakın bu IR fenerde, bu Pegbox'ta. Kızılötesi fenerimiz açıkken Pegbox'tan çıkan kızılötesi lazerin çok da bir hükmü kalmıyor gibi düşünebilirsiniz. Her neyse arkadaşlar, çok fazla detaya inmek istemiyorum. Daha fazla detaya inerdim ama ben fazla sıkılıyorum. Aslında biraz bilgi versin, biraz da benim için güzel bir hatıra olsun. Yıllar sonra ben böyle bir kamerayı da denemişim, böyle bir kamerayla oynamışım demek için şu anda bu videoyu çekiyorum tamamen. Umarım merak eden varsa ya da bu tarz bir kameraya ulaşımı olan varsa onun işine yarar bu video. Bir kişinin bile işine yarasa bu videolar amacına ulaşmıştır. Evet arkadaşlar, kamerayla ilgili deneyimlerim bu kadardı. Videomuzun sonuna geldik. Abone olan, destek olan, destek olmayıp uzaktan sadece izlemekle yetinen herkese teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.